Efendim bir türbeye gidelim. Yahya Efendi türbesi. Bir Allah dostlarından biri. Bir padişahımızın da kardeşi olduğu ifade ediliyor. Arkadaşlarımız orada ziyaret ettiler Yahya Efendi. Allah mekanlarını cennet eylesin. Oradan da soru sordular bizlere. Bugün Şeyh Yahya Hazretleri Efendi'nin türbesini ziyarete geldik. Şüphesiz ki hayatıyla ilgili kesitleri ve hikayeleri sizlerden dinleyeceğiz. Ama bizim türbe ziyareti esnasında dikkatimizi çeken bir husus oldu. Bazı türbeler camiyle bitişik, yan yana olmasına rağmen türbelerin içinde namaz kılmak doğru bir davranış mı, yapılması gerekir mi? Namaz kıldıkları esnada da türbe ziyaretindeki geçişi de engelliyorlardı aslında. Bu da kul hakkına girer mi? Cevaplarını sizlerden alacağız. Allah'a iyi bir kul olmayı, çocuklarımın iyi bir geleceği olmasını diledim. Allah hepimizin dualarını kabul etsin. İki çocuğum da benim çok zor oldu. Hatta hamileyken onları kaybedecektim. İkisi de çok dua ettim. Böyle evliyalara geldim ve bu dualar makbul oldu. Önce camiye girerken sağ ayağımla girerim. Türbelere sağ ayağımla girilir. Dua ederim ama burada yatan zatın yüzü hürmetici ya Rabbi ver derim. Allah dostları Rabbinin sevgisi olduğu için burada yatan zat için ya Rabbi bunu ver. Ben de işte şey dedim, vatanıma ezenimizi dindirtme, bayrağımızı indirtme. Bunu diledim. Büyük bir zat muhterem yani. Bunlar zaten İstanbul'umuzda Allah'ın selamları olsun ki varlar. Yani onların varlıkları bize çok büyük bir maneviyat ya. Yani böyle güzel insanları anlatmaya çalışıyorum. Var yani şiirlerim var, maktepleri yanında aldım. Derler, 124 bin peygamber gönderen Rab onu öyle çok sevdi ki ona hitap Habibimdi. Mevla onu böyle mümtaz, sebecen, rahmetle yükledi. Onu sevmek ne mümkün ki sevmemek. İşte bu sevgi de onu Rab'a illa eriştirdi. Son ise iki alemde mutluluğun en zirvesi. Evet, yaramaz orada. Onlar her yerde varlar. O büyük kulaklılar her yerde var. Türbeden bir şey istenmez. Bu dinen caiz değil. Türbeden bir şey istenmez. Önce onu söyleyeyim. Türbedeki bir şey veremez size. Allah verir. Türbe ziyaret edilir. Türbedeki zat şöyle tevessül edilebilir. Ya Rabbi bu zatın senin yanında kıymeti olduğuna inanıyoruz. Bu zatın bereketinden de bizi mahrum etme. Evet. Bu olabilir. Bu vefanın gereğidir. Duadır bu. Allah'ım beni ve bu türbedekilerini rahmet eyle. Eğer senin katında makbul bir zatsa ben buna inanıyorum. Bizlere şefaat eyle. Eyvallah. Ama ey türbenin sahibi bana çocuk ver. Ey türbe sahibi bana şunu ver. Bunlar doğru şeyler değildir. Direkt türbeye hitap etmeniz doğru değil. Ona dua edersiniz ancak. Ama talepler Yüce Allah'tan istenir. Onu söyleyelim. Peygamberimiz mezarlıkları musalla edinmeyin diyor. Kendisiyle ilgili de ifade rivayete de var. Yani mezarımı namazgaha çevirmeyin anlamında. Yani ne demek? Mezarlarda namaz kılmayın. Türbelerde yani. Mezarlarda namaz kılmayın. Çünkü bilerek türbede namaz kıldığınızda demin hanımefendinin dediği gibi ziyaret edenlere engel oluyorsunuz. Önünüzden geçiyorlar. İki türbeye karşı secde ediyor gibi görünüyorsunuz. Hoş değil bu tabii ki. Bu nedenle dikkat ediniz. Camilerimizde türbelerin alanı ile cami ayrıştırılmış. Değil mi? Araya bir duvar konmuş, türbe ziyaret edilir burada, namazı da orada kılarsınız. Nerede? Türbede değil, namazı camide kılarsınız. Buna dikkat etmek lazım. Biz tevhidi sarsacak, şirke sebep olabilecek veya şirke bizi yönlendirecek her türlü şeyden uzak dururuz. Buna dikkat ederiz. Türbeler tabii ki çok önemli ama türbenin sahibi de artık Allah'ın rahmetine muhtaç. Yok öyle bir şey yani, türbe sahibi gelecek, senin problemini giderecek, Allah giderir. Ha vesile edebilir mi Allah? Eder. Kimse Allah adına karar veremez. Allah salih bir kul. Nitekim Kehf suresinde iki yetim çocuk korunurken ne deniyor? Baba ve anneleri iyi insanlardı diyor. Değil mi?
baba ve annenin iyi olması çocuklara bir miras gibi geliyor yani. Evet, sanıyorum soruları var. Sorularını alalım bakalım. Hocam, Yahya Efendi Türbesi'ne dikkatimizi çeken bir diğer görüntüde türbenin etrafında çok fazla kedi vardı. Özellikle ilk başta biz bir iki tane olarak görmüştük ama daha sonra gördüğümüzde türbenin tamamına, yani etrafındaki avlunun tamamına çok fazla kedinin yayıldığını gördük. Ve bu kedilerin çoğu ev kedisi aslında. Genellikle burada bakılacağını düşündükleri için bu kedileri kutu kutu aslında bazen akşam saatleri buraya bırakılıyormuş. Tabii mümkün olduğu kadar ellerinden geldiği kadar kedilere mamalar ve sular koymuşlar ve yetmeye çalışıyorlar ama kediler tabii ki dış dünyaya çok fazla alışkın olmadıkları için özellikle türbenin iç kısmındaki halılı bölüme girmeye çalışıyormuş. Ve daha çok ev kedisi oldukları için dışarıda da çok fazla hakim değiller yaşamaya, savaşmaya. O yüzden buradan da sizin vasıtanızla bir kere daha bir uyarı da yapmak istiyoruz. Çok fazla bırakılan bu kediler, onların haklarına girmiş oluyor muyuz diye sorayım. Hem de bırakılmaması için de sözü size bırakayım. Şimdi bir kedi alındığında, kediye bakmak için alındığında o kediyi sokağa salmak zulüm olur. Çünkü sokak kedisi, yani bizim kedi bir kedimiz var biliyorsunuz, meşhur bir kedimiz var. Bakıyoruz ona, artık ailenin bir parçası gibi oldu. Bir ara atladı üçüncü kattan, kuşu yakalamak için atlamış üçüncü kattan. 24 saat aradık kediyi, sokak, cadde aradık. Sonunda hemen bahçede bizim ufak park alanında bir yere gizlenmiş olduğunu gördük. 24 saat oradan çıkmamış korkudan. Sokağa alışkın değil çünkü. Çıksa köpekler parçalayacak, diğer kediler parçalayacak belki. Aldı götürdük filan, eve götürdük. Onun için evde beslediğiniz kediyi sokağa salmayın. Bakamayacaksanız da almayın lütfen. Belediyeye haber verin. Belediyeler onlara yer yapıyorlar, onlara yem veriyorlar. Yem verin onlara, su verin onlara, barınak yapın onlara bahçelerde. Bütün bunlar güzel şeylerdir. Ama getirip de hepsini Yahya Efendi'nin mezarına oraya koyarsanız, yakında insanlar oradan kedilerden dolayı ziyaret yapamaz, geçemez. Tabii ki onlara mutlaka barınacak bir yer yapılabilir. Yahya Efendi şu anda ne kadar kedi var bilmiyorum ama mutlaka ileride türbeye bakanlar onları düşüneceklerdir. Onlara bir büyük kutular halinde bakıla girecekleri yerler yapabilirler. Ama kedilerin bir özelliği var ki yanında başka kedi de istemiyor. Kıskançlar kediler yani. Bir yere gitti mi kendini evin sahibi kabul ediyor. Başka bir kedi geldi mi de ona karşı hırlıyor, saldırıyor yani. Kedilerin böyle bir özelliği de var. Çok güzel hayvanlar, ilginç hayvanlar tabii. Bu hayvanları telef olacakları yere bırakmayın lütfen. Bakamıyorsanız belediyeyle görüşün, bulunduğunuz ilin, ilçenin belediyesiyle mutlaka bir barınak vardır, o barınağa bırakabilirsiniz.